24'ten merhaba. Seçimlere az bir süre kaldı. Gerçekten e, özellikle 2000, 2015 7 Kasım, 1 Kasım, 7 Haziran bu süreçlerde Türkiye'de bir sandık güvenliği diye bir e, e, kavramla karşılaştık. E, bununla beraber sandık güvenliği için ee, on binlerce insanın harekete geçtiği sivil inisiyatiflerle tanıştık. Oy bunlardan bir tanesi. Hemen gezi sonrası zaten kurulmuştu. Sandık güvenliğinin çok önemli olduğu süreçler yaşadık. Mesela 2017 bu açıdan kritik bir süreçti. Hatırlayacağınız üzere anayasa referandumunun cumhurbaşkanlığı sisteminin oylandığı bir referandumdu ve orada birden YSK dedi ki mürsüz. Kusullarda, e, pusulalar da, mürsüz e, zarflar e, sayılabilir diye bir ara karar aldı. Mesela bunu tamamen insanları şok eden bir karardı ve acaba bunun sandık sonuçlarına etkisi oldu mu olmadı mı? Oylar çalındı mı çalınmadı mı? Islak e, tutanaklar ne kadar e, hakiki olarak e, sonuçlara yansıdı? İnsanlar böyle sandık e, daha da çuvalların üzerinde yattı. O görüntüleri hatırlayacaksınız. Yine e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de Benzer süreçler yaşadık. Yani ez cümle sandık önemli, sandık güvenliği çok önemli. Ama bundan daha önemlisi vatandaşın kendi oyuna sahip çıkmayı bir demokrasi nöbeti haline dönüştürmesi. İşte bu süreç e, bir kitaba dönüştü, iletişim yayınlarından çıktı. Gazeteci arkadaşım Seçil Türkkan yaptı. Seçim güvenliği için sandıkları korumak zamanlama çok önemli. Çünkü sandık güvenliği için harıl harıl bir yerlerde sivil toplum yeniden örgütleniyor. İşte bu deneyimler bize ne söylüyor? Sivil toplum sandık güvenliği konusunda nasıl bir deneyim biriktirdi? Bunu nasıl aktarıyor? Ve çok önemli anekdotlar, çok önemli tanıklıklar, çok önemli röportajlar var. Seçil hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ben canım. böyle bir girizgah yaptım. Teşekkürler. Çok Kitabı sağ okudum seçil ve ilk yapmışsın dedim. Çünkü e, çok iç, mutfağın içinden tanıklıklar var. Yani işte müşahitlik var. E, müşahitlikle muhabirliği birleştiren mübaş <laughs> müşabir diye evet, bir kavram var. İnsanların o sandığa sahip çıkma konusundaki yoğun Emeği var vesaire. Bu fikir nasıl doğdu? Çünkü sen diyorsun ki aslında bu sandık güvenliğini sağlamak aslında demokratik bir hareket aslında bir politik hareket. Öyle gerçekten. Hı hı. Sen anlatırken bence şahane bir şey söylemiş oldun. Demokrasi nöbeti diyorsun sen. Hı hı. Aslında bu nöbeti fark etmekle başladı benim için de her şey. Yani bunun bir hareket olduğu ama her şeyden önce seçim gündemi geldiği zaman şöyle bir şey oluyor ya Türkiye'de bütün basın mensuplarında. Seçim gündemi, onunla beraber konuşulan seçim güvenliği, işte sandıklarınızı korumak için mutlaka gönüllü olun çağrıları. Peki bir soru kim bu sandıkları koruyanlar? Yani 5N1K en evet. temel kim sorusu. Kim? Bununla beraber aslında oy ve ötesinin çağrıları ve oy ve ötesinin diline baktığımızda da hem böyle yatay, hiyerarşik hem çok... E sakinliğe çağıran bir ses tonu hı hı. olduğunu fark ediyorsunuz. E, böyle olunca ben de bu, bu çağrılara cevap verenler kimler? Hı hı. E, bu sandıkları koruyanlar kimler? Peki 2014'te e, oy ve ötesi gibi bir şeyin çıkmış olmasının bir anlamı var mı? Yani hı hı. Gezi'den sonra olmasıyla hı hı. nasıl bir ilişkisi var bunun? Ee, ve aslında 2018'e geldiğimizde de Türkiye'ye en çok e, yine gündeme, o seçim gündemine, o atmosfere damgasını vuran şeylerden bir tanesi sandık güvenliğiydi. Hı hı. Ve bu sandık güvenliğiyle beraber adil seçim platformu meselesi hı hı. vardı. Bütün bunların hepsine aslında yakından bakmak istedim. Hı hı. Ve e, bütün bu e, sandıkları koruyanların hikayesi çok temelde bir güvensizlik hikayesi. Bu güvensizliğin nereden geldiğine dair elimizde hiçbir zaman veri olmadı bizim. Yani esas derdimiz bir güvensizliği konuşmak olan bir Aşındığını konuşmak, seçimlere dair ne olup ne biteceğine dair sürekli tahlil yapmak ama temelinin nereden geldiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla e, burada neye dönüşebileceğini anlamak bunu e, insanlara mikrofon uzatmakla mümkündü. Ben de bu sorunun cevabını... E, aslında kaşımış oldum ve o güven krizinin nereden başladığını anlamaya çalıştım. Peki Seçi bu 2018'de başlayan bir çalışma ama sen bunu 2022'ye kadar taşıdın tam da işte 14 Mayıs seçimlerinin arifesinde evet. ve orada acayip tanıklıklar var işte ötesinin kurucusu Serkan Serken, var evet. yine hayatında hiçbir politik faaliyeti olmayan ee, bir bankacı evet, kadın Gonca var aracı, değil anı, mi Gonca evet. Hanım var vesaire evet. ee, ve hayatını riske eden avukatlar var mesela evet. ve orada şeyi sorguluyorsun sen sizi ne harekete geçirdi Hı -hı. yani e, ve bunu geziyle bağlantısını da sorguluyorsun. Hı -hı senin bu anlatımlardan çıkardığın sonuç ne? Bütün bu tanıklıklardan. Ee, çok temel bir histi aslında bu biraz önce de söylediğim bir Gezi'yle bir bağlantısı olabilir mi diye. Çünkü bu Gezi'yi konuşma biçimimiz de biraz ilginç ya bizim medyada. Hı -hı. Yani şimdi Gezi'nin yıl dönümü geliyor. Artık 10. yıla yaklaştık. Şu anda 8 kişi tutuklu Gezi'den. Hı -hı. Ee, tam da Gezi'nin 10. yılındayız ve bu bir toplumsal hareket ve Türkiye'nin e, bir il hariç tamamına yayılmış. Yani Bayburt hariç. Bayburt hariç. Tamamla, <laughs> evet bir anekdotta var orada. <laughs> evet. ee, bir to toplumsal hareket gerçekten ee, ve bu bu kaybolmuş olabilir mi? Yani Hı -hı. forumlarda aradık bunu insanlar siyaset değişti, siyaset değişti dedik bunların hepsi Hı -hı. değişti ama bu bir yere kaybolmuş olur mu? Bana kalırsa kaybolmuş Hı -hı. olamazdı. Ee, dolayısıyla bir bağ var mı diye sorarken zaten ilk oy ve ötesine gittim Hı -hı. ne oldu nasıl kurdunuz diye ve Sercan Çelebi bana bütün hikayeyi anlattı ve onun söylediği çok temel bir şey var biz geziden sonra bir evde oturduk arkadaşlarımızla yani otururken ne yapmalı diye düşündük ve aslında böyle bir boşluk olduğunu fark ettik dolayısıyla burası için sandık güvenliği meselesinin e, bu, bu alanı doldurabileceğini fark ettik bu benim için birinci nüveydi hı hı. devamında aslında e, insanlarla konuşurken yani bu, bütün bu sohbetler bir bilinç akışı halindeydi. Ee, elbette hazırladığım temel sorular vardı elimde ama insanların anlatacağı hikayeyi daha çok duymak istedim açıkçası. Zaten ee, hep anlatıdan soru çıkarmışsın sen de evet. evet. özellikle bunu kullanmaya Hı -hı. çalıştım ve insanlar da e, yani 12 hikayeden yani bir birkaç daha fazla söyleşi vardı ama hani 12'sinin e, kitapta yer alması iyi oldu en azından bu ee, bunların 7 kişisi aslında 12'den 7 kişi spesifik olarak Gezi diyor. Hı hı. Gezi dedi yani anlattıkların içinde. Yani bir şey yapmak istedim Gezi'den sonra, Gezi'den sonra suçlu hissettim. Ee, Gezi'den sonra bütün bu e, hiçbir şey olmamasına dair aslında hep hep bir güvensizlik hissettim. Ve yerine bir şey koymak istedim. Bir diyor. de iyi şöyle de anlatıyorlar ya kitapta herhalde biz de Gezi'ye tanışta tanıklık eden gazetecileriz. Ben bir şey yapmazsam hiçbir şey değişmeyeceği bize anlatan, öğreten bir deneyim ya Gezi. Herhalde bu, bu da sandıklara böyle yansıdı diye düşünüyorum. Tam da öyle. Yani onun çıktılarından biri. Diğer kısmı eminim sosyal bilimcilerin zaten konuştukları yıllara yayılacak başka gözlemlerle ortaya çıkacak şeylerdir ama spesifik olarak yani aslında Gezi'de insanların hissettiği şey özne olmaya dair ve değişime dair ve hatta değiştirebileceğine dair de bir şeydi ya. Buradaki mesele de o. O gün için bir şey yapabileceğini düşünmek. Bu arada ben ardından üç tane de akademisyenle konuşuyorum kitapta. Doğan Çetinkaya Sosyal Hareketler çalışıyor. İstanbul Üniversitesi'nde, o da Siyasal Bilimler Fakültesi'nde ona sordum nasıl bir karakteri var bu sandıkları koruma hareketinin diye. Yani başından beri aklımda bu soru. Ama böyle hani aslında bütün röportajlar şekillenince ona da gitmiş oldum ve Doğan Hoca'nın Doğan Çetin Kaya'nın söylediği şey yani gezi nihayetinde bütün sistemi değiştirmeye dair bir talep değildi. Bu bir ayaklanmaydı. Evet, bir isyandı. Ama düzeltmek istediği şeyler vardı. Evet, radikal dönüşümleri evet, talep eden değil, desemedi. sistem içi diye tarif etmiş. Evet, bir sistem içi. Dolayısıyla aslında Sandıkları koruma da böyle bir şey. Hı hı. Sistem içi bazı şeyleri düzeltmek ve muhalefete bir şey söylemek. Bakın hı hı. burada bir, bir bir sorun var. Biz burayı kapatıyoruz ve devamını da siz yapın. O yüzden aslında şimdiden sonra bundan sonrasında e, muhalefetin ya da muhalefet olmasına gerek yok. Siyasi partilerin sandık koruma konusunda nasıl önlemler alacağı önemli. Yani e, yine kitapta konuştuklarıma göre insanların iç içgörülerine göre anlattıklarına göre sandıkları koruyanların. Aslında AK Parti de son iki seçimdir, yerel seçimler bunun en net örneği aslında asıl sandıkları korumaya dair bir çabası var. Önceki seçimlerde olmayan bir motivasyon. Evet, o sesine gelmeye, onların eğitimlerine dahil olmaya başlamışlar değil evet, mi? Evet, muhafazakar kesimden. Evet, en yapıyorum. azından muhafazakar kesim olarak oy ve ötesi de anlatıyor. Dolayısıyla ee, bu sandık ee, sandık güvenliğini hepimizin ihtiyacı olduğuna dair bir şey. Yani bu ee, muhalefete dair bir hareketmiş gibi gözükse de aslında herkesi ilgilendiren bir konu. Keza oy ve ötesi aslında e, mümkünse bu sandık güvenliği konusunu çözüp e, yine röportajlarda söyledikleri şeylerden biriydi. Ötesine odaklanmak istediklerini anlatıyorlar hı hı. bize. Yani biraz daha demokrasi gözlemciliği demokrasinin topluma yerleştirilebilmesi için yapılabilecek diğer çalışmalara odaklanmak istediklerini anlatıyorlar. E, seçim güvenliği konusunu aşabilirsek eğer. Hı hı. Peki yine bu kitapta şöyle de bir bölüm var İşte Türkiye'deki seç, zaten seçmen davranışı açısından ki. Sabancı'daki hoca Mert de değil mi? Evet Mert. Moray. Çok önemli bir tespiti var diyor ki kutuplaşmanın olduğu yerlerde bu seçmen mobilizasyonu daha fazla ve sandık güven daha doğrusu sandığa gitme davranışı daha güçlü diyor hmm. ve Türkiye'nin hmm. buna örnek olduğunu söylüyor hmm. beri taraftan da mesela Avrupa'nın Avrupa'da ise tam tersine hmm. ee, Avrupa'daki işte seçimlere katılma oranı gittikçe düşüyor o parlamenter siyasete inanç hmm. e, oldukça azalıyor ama Türkiye'de ise e, işte yüzde 90'lara Varan bir Katılım söz konusu. Şimdi Selin kitapta öyle anekdotlar var ki bu sandık güvenliği dediğimiz şey büyük şehirlerde göz önünde o, o olunan yerlerde insanların bilinçlenerek eğitimler alarak bu tür inisiyatifler aracıyla işte oy ve ötesi gibi gerçekten. Sorun olmaktan çıkıyor evet. artık sorun olmaktan çıkıyor bu sandık güvenliği meselesi. Tabii insanlar gönüllü tabii tabii, olmaya, gönüllü devam, olmaya devam ettiği evet. için ama kırsala gelelim. Değil evet. evet 90 şey bin küsür sandık sandığın bazılarına hiç gönüllünün gidemediğini gördük. Bununla ilişkin ne tür bir deneyim var onu anlatır mısın? Evet aslına bakarsanız seçmenler dışında uzmanların söylediği şey şu. Türkiye'nin aslında o kadar güvenilmez bir seçim sistemi yok. Güvenilebilir bir sistemden bahsediyoruz. Yani iyi düşünülmüş en azından boşlukları iyi doldurulmuş. Dolayısıyla böyle usulsüzlüklere, hilekarlıklara çok açık olmayan bir sistem var. Ama olsa esas, bile şey değil değil mi? Sonuçları aşırı etkileyecek Evet büyük diye. etkileyecek oranlar değil gerçekten ama esas mesele dengesizlik ve olağan dışı oylar. Dengesizlik dediğimiz şey de az önce işte senin bahsettiğin şey oluyor. Yani İstanbul'da Beyoğlu'nda ya da işte Sancaktepe'de gönüllü dağılımının, sandık başındaki gönüllü dağılımının tek bir partiye yığılmasıyla işte taşında tek bir partiye yığılması meselesi dengesizliği oluşturan ana şeyler. Hı -hı. O yüzden aslında bütün bu gönüllü organizasyonlar mümkün olduğunca sizden uzak konfor alanınızdan çıkabileceğiniz yerlerde sandık gönüllülüğü yapın. Ama kendinize zorlamadan. Yani diyorlar. ücra yerlerde aslında. Evet. Bir bir, bir takım ücra yerlere gidin Hı -hı. diyorlar. 2018'den çarpıcı veriler var aslında. Ali Çarkoğlu'nun yine profesör. O da seçmen davranışı Koç Üniversitesi, çalışıyor. Evet. Evet. Hı -hı. Ee, Ali Çarkoğlu'nun söylediği şeylerden biri. 2018 seçimlerinde e, aslında gözetleyemediğimiz, bilmediğimiz e, olağan dışı bir takım oylar var. Olağan dışı oy yine bu seçimin de e, aslında eskiden beri önümüzde olan bir sorun. Ama biz yeni yeni 2023 seçimleriyle beraber konuşabilmeye başlıyoruz. Örneğin bir sandıktan... %100 yani tulum çıkarması bir sandık. Olağan dışı partidir. olan bu. Evet, evet, normal değildir ya bir sandıktan Hı -hı. Evet. sadece tek bir parti oy çıkması. 2018'de 1,5-2 milyon oyun böyle yer değiştirmiş olabileceğinden bahsediyorlar. Hı -hı. Bu da seçim e, sonucunu zaten değiştirebilecek bir rakam. Evet. Örneğin şöyle bir rakam var. Erdoğan'a 500, İnce'ye e, Muayrem İnce'ye 31. E, bir sandıkta MHP'ye ve altı sandıkta da HDP'ye e, %100 oy çıkmış. Tulum oy. Yani. Tulum oylar. Yani bunlar böyle evet basın için tulum ama e, düşünüp baktığımızda normal olmayan oylar hı hı. dolayısıyla e, bu bu bahsettiğimiz yerler de kabaca e, sandık gönüllülüğünü sökmeyecek yerler olması hı hı. burada siyasi partilere düşen şey aslında bu sandık başı dengesizliğinin iyice giderilebilmesi için alınacak önlemleri almaları. Çalışmaların içinde bunların da olduğunu umut ediyoruz elbette. Ee, özellikle bu, bu gibi yerlerde eğer gönüllüler çalışacaklarsa, eğer böyle bir organizasyon varsa o alanın nasıl yapıyorlarsa, altyapısının oluşturulması dair bir şey yapılması. Hı hı. Tabii burada başka türlü Türkiye çatışmaları da var. Yani orada bir sandık görevlisi yoksa, bir dağılımda bir sorun varsa orada zaten hakim bir parti de vardır. Diğer parti giremiyordur da belki. Ama bütün bunların dışında sandık gönüllülüğü meselesi için yapmaları gereken tek yegane şey aslında orada korunmalı alanlar, gönüllülerin de çalışabileceği korunmalı alanlar oluşturmaya çalışmak gibi gözüküyor. Hı hı. Mesela Urfa örneğini anlatır mısın? Çok çarpıcı değil mi? Evet. Bir e, sandık gönüllüsü polis tarafından can güvenliği gerekçesiyle odaya kapatılıyor, değil mi? Evet. Çok mesela bu sandık güvenliğinin aslında nerelerde özellikle işte işte Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde mezralarda köylerde biz biliyoruz ki mesela koruyucu köyleri var mesela oralarda hı hı. müşahit olmak kolay şeyler değil yani gerçekten evet. Kelle koltukta işler olabiliyor. Evet. O yüzden Urfa örneği çok çarpıcı. Doğru, Aha. gerçekten öyle. E, Deniz Güneş bir avukat ve o zaman da aslında e, tam da siyah, yani tam geziden sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, çalışmaya karar veriyor. Yani diyor ki işte ben çok tek başımaydım gezide dolayısıyla bir şey yapmak istiyorum. E, bütün bunların sonunda da e, Deniz e, Şanlı Urfa'ya gidiyor. Yani Urfa'da e, çağrıları sonucunda oy ve ötesinin... Ee, orada e, pardon oy ötesinin değil e, aslında bir e, çağrı sonucunda Urfa'ya gidiyor ve e, orada avukatlık yapıyor. Ve oy kullanırken birileri bir usulsüzlük olduğunu fark ediyor. İşte Deniz'de müdahale etmek istediğini söylüyor. Ya Avukat Deniz. Evet evet avukat kendisi ve işte e, kariyerinin başlarında. E, niye yani, avukatlık mi? vurgum şundan mevzuatı biliyor anlamında. Evet. Aha. Ve bilginin de işi, Aha. yani aslında sandık başında biliyor olmanın işe yarayacağını da biliyoruz. En azından sandık koru, koruyan insanların deneyimleri bu yönde. Ve e, Deniz'e aslında bir şekilde engelleniyor orada. o e, usulsüzlüğü engellemek üzere ve aslında onu korumak için polisler alıp odaya kapatıyorlar. Çünkü silahlı insanlar gelmiş. Evet ve Deniz aslında inanamayarak anlatıyor bunları. Bu herhangi birimizin İstanbul'da ya da Ankara'da ya da büyük şehirlerde çok da alışkın olduğumuz şeyler değiller. Ve bu arada bilmiyorum sen hatırlıyor musun ama çok da sosyal medyada da böyle şeylere denk gelmedik biz o dönem. Çünkü aslında çeşitliliğin ya da belki de şu gönüllülüğün olmaması meselesiyle. Hı hı hı. İşte şimdi gönüllülerin olması oradaki boşlulsuğu engellemeye yaramasa bile bugün bunları konuşabiliyor olmamıza vesile. <laughs> ee, ve olmaması için. E, belki de önlemler almaya vesile. Dolayısıyla Deniz'in hikayesi bu açıdan çok çarpıcı. E, deniz <laughs> döndükten sonra e, şimdi de mücadelesine devam ediyor. Bence hikayesinin ilham veren diğer tarafı da bu. Yani hem çalışmaya devam ediyor hem bu, bu anlatamadığı şeyin bir daha yaşanmaması için çalışıyor vesaire. E, bir diğer Deniz'de yine kitapta ikisinin de isminin Deniz olması tesadüf tamamen o da Urfa'ya giden bir anarşist. Hı hı. Yani bir anarşisti sandık görevlisi yapan bu sistemden bahsediyoruz biz. Ee, ömrü boyunca oy vermemiş ama oyları koruyan birisi evet. gerçekten. Ee, Trajikomik ama evet. böyle. Ee, ve Deniz bir... E, aslında köyden gerçekten öğlen oluyor saat. Ve öğlene kadar pek çok insanla mücadele ediyor. Ama canını kurtarmak için koşarak kaçıyor gerçekten. Hı hı. Dolayısıyla bütün bu örnekleri şimdi burada böyle bu haliyle konuşabiliyor olmak önemli. Ee, aslında siyasi partilerin önlem alması gereken şeyler de bunlar. Az önce söylediğim... Oraya geleceğiz birazdan. Evet. Yani e tam da ilk iyi bu. sınavlar vermemişler. Evet. Hı hı hı. Ee, dolayısıyla e, yani siyasi partilerin burada ne yapacağı? Gönüllüleri de işte oraya Oraya gideceklerse bile e, önemli olan şeylerden biri bu oy ve ötesinin e, son söylediği şeylerden biri de şu e, insanları aslında bir yerden bir yere taşımaktansa biz mümkün olduğunca yerinde insanların oy kullanmasını istiyoruz ki kimse oy, oy verme hakkından da e, mahrum olmasın yani hem oyunuzu kullanın olduğunuz yerde e, hem de e, tabii ki sandıkları gönül, gönüllüsü olun gönüllü olmak şuna yarıyor aslında sandıkları korumak aynı zamanda şu demek ya ee, bu, bu işi in, insan yapıyor. Yani e, 117 oy ve 17 oy çıkmış olabilir iki farklı partiye. Onların yerini yanlışlıkla iki farklı parti arasında yanlışlıkla değiştirerek ya yazarsanız siz bu bir, bir hataya sebep ya. Dolayısıyla aslında ne kadar çok insan olursa, ne kadar çoğulluk olursa orada o kadar iyi, o kadar iyi bütün bu hataların engellenmesi. Hı hı. Tam da böyle şeyler. Yani büyük büyük oy çalma potansiyelleri ee, böyle hı hı. meselelerin çok kolay olmayacağı dediğim gibi. Yani hani bir verim yok ama uzmanların söylediğine göre en azından çok kolay değil zaten. Hı hı. Bir de e, bu 25 bin sandık meselesi çok önemli değil mi? Yani hı hı. kimsenin senin Kimsenin aslında. olmadı. Ve bu önümüzdeki seçim seçimler için bir projeksiyon aslında. Ona dair tanıklıklar ne, ona dair tespitler ne? Yani bu bütün bu rakamların elbette e, e, yani örneğin e, Ali Çarkoğlu'nun söylediği şeylerden biri yani bütün bu rakamlar e, ortaya çıkabilir rakamlar, işte bunlar bu haliyle konuşulabilir rakamlar. E, aslında bu 25 bin e, sandığın başında hiç kimsenin e, olmaması meselesi. Ee, gerçekten bence hepimizin sınavı gibi gözüküyor hı hı. Yani hani Sercan Çelebi'nin söylediği şeye Oy ve kurucusuna göre e, Bunlar çok büyük rakamlar değiller e, Olmayabilirler yani ama yine de işte tabii ki sandık sonuçlarını değiştirebilecek rakamlardan da i̇şte bahsediyoruz. İşte demokrasi nöbeti bağlamında bir şey yani. Evet ee, aynen yani öyle. Hakiki iradenin çıkıp çıkmayacağı meselesi. Evet evet sandık evet. iradesi gerçekten yani halkın istediği şey sanda e, tecelli edecek mi? Orada biz buna denk gelebilecek miyiz? E, önemli şeylerden biri. Bir de işte bütün demokrasi kavramını siz sandığa sıkıştırdığınız zaman ortaya böyle bir sandık e, güvenliği diye bir şey çıkmış oluyor sandık güvenliği hareketi diye bir şey de çıkmış oluyor hı hı. İşte o zaman da oy vermek de politik bir eyleme dönüşüyor İşte insanların sandık başına gönüllü olması da orada Çuvallarda uyuması evet hı hı. bütün bunların her biri bir hikaye dönüşüyor hı hı. bunlar bizim demokrasi anılarımız evet <laughs> İster, aynen <istemem. gülüyor> aynen bir de seçil senin e, yine kitapta şunu fark ettim anlatılardan e, iki şey var bir tanesi gerçekten sandık güvenliği konusunda Canhıraş çalışanlar, kadınlar değil mi? Evet. Böyle bir, bir kadınların öne çıktığını görüyoruz bu gönüllü hareketinde. İkinci olarak da gönüllülerle bir partilinin görevlendirdiği müşahit görevli arasında bir fark var. Yani o gönüllüler sanki... Hani 7 24 orada sandık başında bekleyebilecek kadar bir dava gibi bakıyorlar mesela. mesela böyle bir şey anladım ben. Doğru bir tespit mi? Doğru, doğru gerçekten. Aslında bunu kendimizden yola çıkarak da düşünebiliriz. Yani ben de böyle hikayelerini dinlediğim zaman hakikaten böyle bir doğallıkla karşıladım bunu. Yani biri bana görev verdiği zaman o benim için bir zul haline dönüşürken Kendim gönüllü halime yapmaya başladığım zaman gerçekten kimse beni durduramaz. Çalışırım. Bak, evet. evet yani dolayısıyla bu bu biraz da böyle bir şey. Ee, bir de insanlar aslında Türkiye'de siyasetten korktuğumuz için biz doğal haliyle Hı -hı. gönüllü olmak çok daha kolay geliyor insanlara. Yani büyük bir sorumluluğunuz yok, partili değilsiniz. Dolayısıyla başınıza çok bir şey gelme ihtimali yok. Hı -hı. Ee, biraz ba bana böyle bir hali varmış gibi geliyor gönüllü Hı -hı. hareketlerin bu kadar büyümesinde. Ee, ve e, bunun dışında aslında e, sandıkları korumak siyaseti şeffaflaştırdığı için herkes kendini müdahil hissettiği için aslında hem söz hakkı hissediyor e, hem de bu konuda işte bu gönüllülük meselesini daha da içine sindirmiş olabiliyor. Ee, bir de insanlarda böyle bir işin düzgün yapılmasına dair bir motivasyon var burada Hı -hı. yani bari bir iş düzgün yapılsın istedim bu yüzden gönüllü oldum diyor Hı -hı. yani zaten bir şeyi düzeltmeye çok da aday olanlar e, galiba partilerde örgütleniyor ya da örgütlenecekleri alanları bulmuş oluyorlar e, ama insanlar böyle gönüllü olmayı seviyor e, bir de şu şu mesele var aslında insanlar gene itibariyle oy verirken pardon sandıkları korurken eee yani bu oy oylarım çalınıyordur endişesinden çok kutuplaşma temelli güvensizlik yaşıyorlar. Yani insanlar birbirinden korkuyor ama gönüllü olmak bunu biraz daha yumuşatıyor. Yani hmm. eğer bir sandık başında gönüllüler karşılaşıyorsa ya yani bir bir partiliyle kurduğu ilişkiden çok daha kolay bir ilişki kuruyor. Hmm. Bu bir. Diğer tarafı ise bana kalırsa eğer bu gönüllü görevli meselesinin aslında ben AK Partililerle konuştuğum zaman fark ettiğim fenomenlerden biri oldu bu. Eee hmm. Yani bu bu tek başına e, muhaliflerin meselesi midir acaba diye düşündüm ve aynı zamanda e, tabii ki mikrofonu yani ister istemez AK Partililere hı hı. de uzattım. Ve e, asıl konuşacak birini bulamadım. E, yani muhalifler tırnak içinde e, ya da gönüllüler hem konuşmaya daha teşnehken hem de daha kolay bulurken ben o, o insanları, yani hikayelerini anlatmaya daha hevesliyken e, AK Parti'den e, ulaştığım insanlar bunun aslında onlar için bir görev olduğunu... Onlara büyükleri tarafından verildiğini, zaten bu alanda konuşmayı yapabilecek olanlarının parti büyükleri olduğunu anlattılar bana. Hmm. Dolayısıyla burada böyle net bir ayrım var hmm. bana kalırsa. Yani gönüllü yapılar tabii ki daha hiyerarşik olmayan yatay ve insanların kendi karakterleriyle de şekillenen şeyler. Hmm. Ama yani hani bir yerde görevlendirme varsa da başka bir şeye dönüşüyor elbette. Hmm. Peki e, bu. Bu yumuşama meselesi çok önemli. Yine o tanıklıklardan, gönüllerden. Yani sen de az önce vurguladın. Kutuplaşan siyasette gönüllük, gönüllü çalışmaların yumuşattığı meselesi. Onunla ilgili ne tür tanıklıklar var? Çünkü işte muhafazakar Kesimden de gönüllerin yavaş yavaş bu benzer inisiyatiflere gelip eğitimler aldığını <laughs> görüyoruz. Bunda mutlaka şunun da payı vardır, bu kutuplaşmanın da payı vardır tabii ki. Acaba sandıklar, oy çalınıyor mu? İşte 2019 İstanbul seçimlerinde evet. olduğu gibi orada da bir böyle bir duygu oluşmaya başlamış ki geliyorlar. Ee, ama ne olursa olsun işte AK Partilisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi, HDP'lisi, CHP'lisi böyle e, öyleler ama gönüllüler ve bir şekilde o atmosferi beraber soluyorlar. Hmm. Bu bir yumuşama getiriyor aslında değil mi tabanda? Evet yani hmm. aslında herkes birbirinin e, insan olduğunu hatırlıyor galiba. Çok Çünkü bu, bu arada... Yani fiziksel olarak da çok yorucu bir şeyden bahsediyoruz Tabii. ya gönüllülük derken. Yani sabah 5'te sabah mi kalkıyorlar? Evet mi? yani 7'de orada <laughs> evet, olmak evet. zorundasınız. Artık yani 5'te kalkmalı biri bunu sağlayabilmek için evet. aynı zamanda. Hı -hı. Ee, ve bütün gün o, o seçimin nasıl bir atmosferde geçeceği bir kere gergin zaten. Herkes ve her şey evet. gergin. Ee, siz orada bütün gün bekleyeceksiniz. Bu fiziksel bir iş. Bu akşam olacak. O oylar ne halde olacaklar? Kaça kadar Sandviç bir... ve meyve suyuyla geçen saatler. <laughs> <laughs> evet yani bazı gönüllüler evet. mesela bizim parti sandviç verdi sadece diyor işte evet. diğer parti lahmacun getirmiş. Lahmacun getirilir mi oraya? Kokan şey getirilir mi? Yani evet. Böyle garip e, elbette insani şeyler var orada. Bütün bu süreç boyunca da aslında insanlar birbirleriyle konuşuyorlar ve birbirlerinin düşman olmadığını anlıyorlar. Eminim bütün fotoğraf böyle değildir hı hı. ama en azından bu gönüllülük meselesi insanların orada beraber vakit geçirmesine yarıyor. Yani şöyle bir durup düşündüğünüzde gerçekten en son ne zaman sizden farklı düşünen hakikaten siyasi olarak tam karşı kutbunuzda yer alan diyelim biriyle oturup bir odada bir sorunu çözdünüz. Çünkü oy sayım aşaması tam da böyle. Yani siz bir şey iddia edeceksiniz o bir şey iddia edecek ya yani ortada gerçekler var ama e, nihayetinde çelişkiye düştüğünüz şeyler de olacak işte hukuki bilginin konuşması gereken alan da olacak. bunlar her biri tartışma zemini. E, dolayısıyla buna yarıyor. Bir, bir hikayede Burcu'nun hikayesi bu. E, tip e, üyesi, Türkiye İşçi Partisi üyesi Burcu Onay. Ee, ve aslında böyle e, arabaları yani son aşamada oylarla beraber sandık, sandıkları e, alıp il, ilçe seçim kuruluna gidecekler e, ve o aşamada bir silah doğrultuluyor ona İstanbul'da oluyor Hı -hı. bu e, ve araya bir İYİ Partili giriyor Hı -hı. İşte bu şeyi durdurmak için işte durun o bir genç görmüyor musunuz onu filan diyor Burcu Hı -hı. için. Ee, ve böyle Bekir abiydi galiba ismi. Yani Burcu diyor ki işte hani Bekir abinin araya girmesiyle böyle bir şey oldu filan. Yani bu bu mesela benim uzun zamandır karşılaşmadığım bir küçük anekdot. Yani tabii ki siyasi düzlemlerden bahsediyoruz. Benim de karşılaşma ihtimalim olan ama. Ee, nihayetinde insanlar birbiriyle tanışıyorlar. Ee, ve ee, birbirleriyle konuşmaya dair ister istemez bir vesile bu. Bir de aynı şeyi koruyorsunuz günün sonunda. Bunu fark ediyorsunuz yani. Tabii ki. Dolayısıyla his de böyle bir şey. Bir de belki de şunu görmek lazım. 2019 seçimlerinde insanlar Korca'nın hikayesi var. Bunu anlattı. Ankara Pursaklar'da sağlık görevliliği yapıyor o. Ee, ve bir LGBT'yi e, ama Saadet Partisi müşahitliğiyle girmiş oluyor. Çünkü kendisini güvenli hissetmiyor ve hani Saadet Partisi müşahit kartı alırsa daha rahat hissedeceğini söylüyor. Onun söylediği şey şu örneğin ya yani İstanbul seçimlerinin sandık güvenliğiyle kazanıldığını düşünüyorum ben diyor. Aslında gerçeği de, yani gerçeği dediğim bunun hikaye olmayan tarafı da şu belki de. Ee, hatırlayacaksınız Ekrem İmamoğlu o gece sürekli çıkıp açıklama evet, yapmıştı. Evet. 12 açıklama yapmış Ekrem Hı -hı. Bey. Ee, ve 12 açıklama şu demek ve aynı sürekli zamanda. sürekli ön aldı aslında. Hem evet. Anadolu Ajansı'nın verilerine karşı çünkü bir yerde kesildi hatırlarsın. Tabii tabii. Ve Binali Yıldırım'da aslında bu iş kapandı açıklamaları yaparken... O iklimi bozan sürekli bir bilgilendirmeyle evet. Ekrem Hanım o gece. Sık sık çıktı doğru. Ve 12 açıklama bu. Bu burada şun, şunun da mümkün oldu bu. Yani İstanbul gönüllüleriyle. Ee, İstanbul gönüllüsü sayısı 180 binmiş o zaman. Yani ve bu bu bayağı büyük bir rakam. Yani ilk seçimlerde 16 bin olan yanlış hatırlamıyorsam rakam 180 bin'e çıkıyor ikinci seçimlerde. Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ve artık her sandığın bir İstanbul gönüllüsü var. O rakamlar alınıyor, İşte merkeze iletiliyor. Dolayısıyla her sandıktan Bilgi alabiliyor İstanbul gönüllüleri hmm. ve e, Ekrem İmamoğlu'nun elinde belki Anadolu Ajansı'ndan daha net veriler var demek anlamına geliyor. Yani Ekrem İmamoğlu aslında o açıklamaları yaparken İstanbul gönüllülerinin e, ona gönderdiği o sisteme gönderdiği e, verilerle yapabildi bunu. Bunu sağlayan asıl bu moral üstünlüğü de sağlayan. İnsanların saat 6'da neyse seçimler bitti artık biz de bırakabiliriz izlemeyi dememesine de vesile olan şey. Bütün bu açıklamalardı ve bunu gerçekten İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Beledi Belediyesi de bizzat gönüllülere borçlu. Bu kolay az bir şey değil yani. Kesinlikle. Peki seçim şu çok önemli işte 14 Mayıs. Geldi, gel, geliyor gelmekte olan <laughs> e, diye bir şey güncel e, o sloganla şey yapayım bağlayayım da. Evet. E, işte gönüllüler çok önemli ve bu gönüllü hareketinin başladığı 2014'lerde siyasal partilerin çok da iyi sınavları yok. Yani işte çünkü siyasal partiler şöyle davranıyor. Biz her yerde örgütlüyüz. Her yerde görevlimiz, müşahitimiz var. Kimseye ihtiyacımız yok. Çünkü o bir tür performatif siyasetin parçası gibi göründüğü Kesinlikle. için. E, o yüzden gönüllerin önünün tıkandığı deneyimler var. Aşıldı çünkü gönüllü hareketi, e, bütün o örgütlenme faaliyetiyle, e, çalışkanlığıyla, işte o eğitimlerle vesaire aslında siyasal partilerin önüne geçtiler. Siyasal partiler onların arkasına takılmak zorunda kaldılar. Onlardan öğrendiler. Doğru. O yüzden 14 Mayıs'ta siyasal partilerin bu sivil hareketlerden e, sandık koruyan gönüllerden öğreneceği hangi dersler var? <laughs> Bence çok iyi bir yere geldik gerçekten Can'dan bu sorunla da. E, çünkü e, sandık gönüllülerinden aslında siyasi partiler hem güvenliği öğrenmiş oldu hem de şunu öğrenmiş olduk ya biz gerçekten. Bu performatif siyasetin gelmiş olduğu boyutu. Yani gerçekten yıllarca o alan açık bırakılmış galiba. Yani e, nihayetinde İstanbul gönüllülerinin hikayesini anlatan, Dilşat olduğunu anlattığı Hı -hı. şey. Yani biz insan ları işte sandık gönüllüsü olduğunu düşündüğümüz insanları aradık ve insanlar böyle ne alakaya falan diyen ya eski numaralarla o kadar çok eski şeyle karşılaşmışlar ki bunu duymak hem üzücü hem de sevindirici diyelim bundan sonrası için. Dolayısıyla bundan sonrası da artık gönüllüler herhalde ellerinden geleni yaptılar, yapmaya devam edecekler. Oy böltesinin bugün itibariyle 15 bin üyesi olmuş. Ee, işte seçimlere kadar onlar bütün illerden veri alabilmeyi umut ediyor. Dolayısıyla her ilden gönüllüye ihtiyaçları 15 olduğunu hatırlatalım. O bin bütün iller mi? Evet, açıkladıkları aha, rakam aha. bu. Ee, en azından şimdi daha fazlasını hedefliyorlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Eee aslında Siyasi partilerin bugünden sonra başında söylediğimiz gibi ortalarda bir yerde yine konuşmuştuk insanların görev yapabileceği uygun zemin ve koşulları sağlaması ya da bunu sağlayan organizasyonların önünü açması gerekiyor. Ali Çarkoğlu profesör söyleşimizde söylemişti yani hiyerarşik bir yapı olan siyasi partiler gönüllülerle çalışmayı öğrenmeli. Ee, bu burada artık çok önemli, tartışmaya evet. yer yok. Ee, öğrenmiş olduklarını görüyoruz bu arada. Bu bence hiç azımsanacak bir gelişme değil. Adil seçim platformu sonrasında işte 2018'den sonra bugüne baktığımızda Millet İttifakının Türkiye Gönüllüleri diye bir yapısı var. Kendileri kurdular. Dolayısıyla bu öğrenmiş olduklarının kanıtı ama çok daha net bilgilere ihtiyacımız var bir. İkincisi şeffaf olmalılar siyasiler. Yani bunu bir hem bir gazeteci olarak istiyorum, talep ediyorum. Hem de aslında bu e, kitabı yazarken insanlardan hissettiğim şey de buydu şeffaflık çünkü güven veren bir şey. Biz bu kadar güvensiz bir yerde yaşarken ihtiyacımız olan şey bilgi bu kadar zor olmamalı. Dolayısıyla siyasi partiler gerekiyorsa her gün çıksınlar. Ve seçim güvenliği hakkında ne yaptıklarını açıklasınlar insanlara. Bugün şu oldu, bugün bu kadar insan kayıt oldu, bugün şunu yapmaya karar verdik, bugün böyle bir top Neyse artık onun yolu. Ee, ama bunun yolunu bulsunlar ve bu güveni tesis etsinler. Çünkü e, yine Ali Çerkoğlu'nun söylediği çok önemli bir şey var. E, siyasi atmosferin e, hakim ruh halini sağlayan e, parti seçimi alır diyor bu bunu kendimiz de böyle hissedebiliriz aslında hissettiğimiz zaman ya yani düşündüğümüz zaman böyle olduğunu anlayabiliriz dolayısıyla hakim ruh halini yaratmak için de gerekiyor partilerin bize o güveni vermesi bu da mümkün olduğunca şeffaf kamuoyuna açıklayıcı ve yaptıkları işleri anlatmalarıyla mümkünmüş gibi gözüküyor seçmenler iki aday arasındaki farkın daha az olduğunu düşünürlerse sandığa daha çok gidiyorlar daha çok gitmeye meraklı oluyorlar aslında yine 2019 tekrarlanan İstanbul yani seçimleri. bıçak yani bıçak sırtı durum olursa. Evet Aha. ve his de bu olursa herkes gitmeye daha çok teşne oluyor. Ve bence siyasi partiler aslında insanları davet etme yani sanda oy vermeye davet etmekten vazgeçmemeli. Bu Türkiye'nin yüzde %80 oranlarında oy veren bir ülke olması hem demokrasiyi özlediğimize dair bir hareket çünkü hem de asla bakarsan konuştuğumuz gibi elimizdeki tek enstrüman bu. Biraz pasif hali anlatan da bir evet. şey. Bir yanıyla da, evet. Dolayısıyla e, partilerde sandığa çağırmaktan e, vazgeçmemeli mi? mümkün olursa bence yüzde yüzü görmeliyiz. Peki seçim şimdi oy ve ötesi var. Çünkü geçmişlerde senin dediğin gibi orası gerçi platformlu Bir sürü yapının bir arada olduğu sendikaların vesaire. Evet. Adil seçim platformu vardı. Şimdi oy ve ötesi var. Türkiye gönüllüleri Türkiye var. Türkiye gönüllüleri var. Mesela eskiden hatırlıyorum. Ondan sonra vardı. Evet. Böyle dönem dönem e, kabaran kampanyalar ve tabii ki doğal olarak işlevini bit, e, yitirip sönen e, yapılar var. Evet. Var mı böyle yeni yeni oluşumlar bununla ee, ilgili? Şey e, müşahitiz biz var galiba. Hmm. E, Deva Partisi'nin e, oluşumu o da. Hmm. Onun dışında bence seçimler yaklaştıkça yine her parti kendi sandık koruma perspektifini de yaratacaktır gibi gözüküyor. Hmm. Ben öyle anlıyorum. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde biraz öyle olmuştu. Yani hayır ve ötesi Ankara'nın evet. oyları, bu böyle gittikçe çeşitlenen, yani tabii ki siyasi partilerin de e, ya da irili ufaklı demokratik kitle örgütlerinin de içine girdiği zaman e, kendi siyaset alanlarını da oluşturmak istedikleri bir süreç bu. Yani burası bize alan açan bir Hı -hı. yer. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde var mı çıkar mı yoksa şimdi ne bileyim, Türkiye gönüllülerinde birleşir mi insanlar ya da oy ötesinde? Ee, göreceğiz heyecanla izlemeye devam evet. edeceğiz. Ama görünen o ki bütün bu insentiflere rağmen hala ulaşılamayan, gidilemeyen evet. sandıklar var. Evet. Ve e, geçmiş deneyimler bunun 25 bin e, sandık olduğunu gösteriyor. Bu sayı ne kadar düşerse herhalde demokrasi nöbeti o kadar da tutulmuş anlamına gelecek. Seçil e, hem kitabın yolculuğu hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok önemli bir deneyimi gerçekten e, ne derler? Türkiye siyasi tarihine bir... E, not olarak düşmüş oldun, o insanları görünür kıldın. Çok önemli bir deneyimi görünür kıldın. Kitabın yolculuğu umarım çok güzel olur. Çok teşekkür ederim. Ben de bu sandık koruma hareketine özellikle e, bence çok dişil bir hareket. Her şeyden önce. Hı hı. E, sanırım e, ilk beni çeken ve heyecanlandıran tarafı buydu. O yüzden içinde kadınların da e, ön planda olması bulduğum verilerle beraber gerçekten hani kime elimi uzatsam bir kadın sorumlu, bir kadın buluşturan, bir kadın değiştirendi. O yüzden de çok önemliydi. Bu kadar yükselebilmesi de aynı zamanda bu kadar dişil bir hareket olması da ve kapsayıcı olabilmesine bağlıyorum. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz ne için. Ne demek? E, demek ki siyasetin hala Kadınlardan öğrenecek çok şey var diyelim. <laughs> evet sevgili Temre takipçileri Seçil Türkan'ın Seçim Güvenliği için Sandıkları Koruma kitabı iletişim yayınlarından çıktı. Sandıklarda görev almak isteyenler değil sadece siyasal partilerin e, siyasi partilerin öğreneceği çok önemli deneyimler var buradan. Ali Çarkoğlu'nun dediği gibi sivil hareketinin önünü açmak zorunda siyasal siyasi siyasi partiler. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.